son iki sezon Marcelo vardı ve Marcelo'nun savunmada oynamasının önemli faktörlerinden biri de oyun başlangıçlarıydı. Özellikle ayağını iyi kullanmasıyla sen 6 ve 8 oynarken hatta 10'da oynarken aranızdaki pas trafiği sizin hücum organizasyonlarının başlangıcı oluyor. Ama Pepe bu sezon Tosic'te daha fazla uzun paslarla, o kısa paslar yerine daha uzun oynayarak oyun başlangıçları yapıyorlar. Ve bu sene bakıyoruz senin henüz golün yok. Evet. Bir tehlike sistemi var. Hı. Bu durum, stoperdeki bu değişiklik hücum anlamında ve senin oyun yapını değiştirdi. Ya onunla çok alakası ne oldu? Yani son 4 maçta inanılmaz net pozisyonlara girdim ben açıkçası. Atamadım. Hani son vuruşlarda da benim kendimi geliştirmem gerekiyor. Bu sadece stop. Marcelo inanılmaz iyi stoperdi. O ayrı. Ama yerine Pepe geldi. Tosic de çok iyi oynuyor. Genel anlamda bunun biz de artık farkındayız. Takımlar bize çok daha fazla kapanmaya başladı. Çünkü bize ne zaman alan verildiğinde bunu çok iyi kullanabilen oyuncularımız var. Ve rakip takım da bunun farkında. Biz nereye gidersek gidelim. Kadıköy'de oynadığımız maçta bile Fenerbahçe bize karşı kapanmaya çalıştı ki o bizim ne kadar güçlü takım olduğumuzu gösteriyor ama onu da artık bizim aşmamız gerekiyor, açmamız gerekiyor. Yani bazen çünkü biz iki senedir aynı futbol oynuyoruz. Bu sene biraz ligde biraz zorlandık. Belki Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olduğumuzun nedenlerinden biri de o olabilir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde her takım oynamak istiyor. Her takım açık futbol oynuyor, gole oynuyor ya da maç kazanmayı oynuyor. O bizim avantajımızdaydı ama ligde takımlar bize karşı çok kapandığı için zorlanıyoruz. Onun için onu tekrar eski formumuzu, ligdeki formumuzu yakalayıp ve o dediğiniz pas oyununu tekrar bulmamız gerekiyor ki biz onu bulduğumuz zaman zaten gerçekten ligde yani yenebileceğimiz takım yok. Bunu son iki senede gösterdik.